Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz sindirim sistemini ve dolaşım sistemini işlemiştik şimdi dolaşım sistemi ile bağlı olarak solunum sistemini işleyeceğiz ilk önce gaz alışverişinde kısmi basınç farklılıklarından bahsedeceğim arkadaşlar size nedir bu kısmi basınç bundan bahsedelim diyelim ki elimizde karışım halinde bir gaz var İçerisinde bulunan belli bir gazın oluşturduğu basınca biz kısmi basınç diyoruz. Mesela elimizde bulunan işte bir e, gazın içerisinde gaz karışımının içerisinde azot gazı var. Oksijen gazı var. Hidrojen gazı var. Bunların içerisinde bulunan oksijenin içerisindeki oluşturduğu basınca biz ne diyoruz? Kısmi basınç diyoruz. Kısmi basıncın bu olduğunu öncelikle anlamanızı istiyorum. Arkadaşlar e, bu atmosferik basınca e, basınç desteği olarak da düşünebiliriz bunu. Yani şöyle düşünün. Atmosferde bulunan gazlar işte azot gazı, hidrojen gazı, oksijen gazı bunun gibi birçok gaz var biliyorsunuz. Bu gazlar içerisinde oksijenin atmosfere katkı yaptığı basınçta diyebiliriz aslında bu kısmi basınca. Şimdi oksijenin kısmi basıncına şöyle bir baktığımız zaman atmosferdeki basıncı 760 mm civar arkadaşlar. Yani atmosferde bulunma oranı %120 pardon %21. Şimdi atmosfer basıncı 760 mm civar. Oksijenin atmosferde bulunma oranı da %21. Şimdi biz bu %21'i 760 ile çarptığımız zaman oksijenin kısmi basıncını 160 milimetre civa bulmuş oluyoruz. Yani oksijenin atmosferik basınca yaptığı katkı ne kadarmış? 160 milimetre civaymış. 760'ın 160'ı oksijen, geriye kalanı da diğer gazlar oluşturuyormuş arkadaşlar. Şimdi ee, kısmi basınç sadece havada hani gazlar içerisinde geçerli değil. Mesela suyun içerisindeki e, su gibi sıvıların içerisinde Bundan gazlar içinde geçerlidir arkadaşlar Ama e, Sudaki kısmi basınçla havadaki kısmi basınç Biraz daha farklı olabiliyor Bunu da yine söylemiş olalım Çünkü arkadaşlar oksijeni Mesela oksijen için düşündüğümüz zaman e, Oksijenin sudaki Çözünürlüğü havadakine göre Düşük olduğu için suda bulunma oranı Daha azdır diyebiliriz Şimdi solunum yüzeylerinden bahsedeceğiz Solunum yüzeyleri nedir e, Canlının oksijenden faydalandığı kısımdır arkadaşlar solunum yüzeyi bir canlı işte trake dediğimiz yapılarından da solunum yapabilir derisinden de solunum yapabilir veya bizim gibi gelişmiş olan canlarda akciğer dediğimiz e, organlarla da solunum yapabilir dolayısıyla solunum yüzeyleri bu gibi yerlerdir solunum yüzeylerinin bazı genel özellikleri vardır bu genel özelliklerinden bahsedelim mesela solunum yüzeyleri daima nemlidir arkadaşlar çünkü Tüm hücreler gaz alışverişini yapan yani hücreler de e, su ortamıyla temas halinde olmak zorunda. Yani öyle bir plazma zarına sahip. Bu yüzden de solunum yüzeyleri her zaman nemli kalmak zorunda. Eğer kurursa solunum yapılamaz. E, yine suda yaşayan canlıların oksijenden faydalanması için daha çok enerji harcamaları gerekiyor. Çünkü sudaki oksijenin miktarı daha azdır. Bunun sebebi de oksijen suda daha az çözündüğü için arkadaşlar. Difüzyonun oranına baktığımız zaman şimdi oksijen ve karbondioksitin geçişi bu nemli dediğimiz yüzeylerden daima difüzyonla gerçekleşiyor. Difüzyonun oranı ise arkadaşlar geçtiği yüzey alanıyla doğru orantılıdır. Moleküllerin aşması gereken mesafenin karesiyle de ters orantılı. Yani şöyle düşünün bakın. Difüzyon alanı ne kadar genişse alışveriş o kadar hızlı olur. Aşılması gereken mesafe yani gitmesi hani bu ee, oksijenin gitmesi gereken mesafe ne kadar kısaysa gaz alışverişi de o kadar hızlı olur diyoruz. Yani difüzyon alanı geniş olacak. Oksijenin gittiği mesafede arkadaşlar kısa olmak zorunda hızlı olabilmesi için, mesela deri solunumu yapan canlılar daha hızlı e, yapabilir diyebiliriz. Çünkü deri solunumunda hani e, çok fazla gitmesi gereken bir mesafe yoktur. Yüzey alanında oldukça geniştir. Evet şimdi e, diğer solunum organlarından bahsedelim. Mesela deriden bahsedelim arkadaşlar. Toprak solucanı yine bazı amfibilerde solunum organı olarak işlev görüyor. Derin altında e, yoğun bir kılcal damar ağı bulunur arkadaşlar. Bu damar ağı dolaşım sistemiyle dış ortam arasında gaz alışverişini kolaylaştırıyor. Çoğu hayvanda da e, özelleşmiş organlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Nedir? Solungaç, trake ve akciğer dediğimiz organlar ortaya çıkıyorlar. Evet gelelim solungaçlara. İlk önce solungaçlardan bahsedelim. Arkadaşlar solungaçlar Şimdi vücut yüzeyinin dışarıya doğru kıvrım yapmasıyla oluşmuştur ve e, su içinde askıda kalan organlardır aslında solungaçlar. Yüzey alanları oldukça geniştir solungaçların. Mesela hayvan balıklardaki solungaçlara baktığınız zaman hani çok küçük bir yapı olarak görebilirsiniz ama bizim göremediğimiz kısımları vardır. O kısımlar oldukça geniş bir alana sahiptir arkadaşlar. Yine e, solunum ortamının Solunum yüzeyi üzerindeki hareketine biz ventilasyon yani havalandırma olayı diyoruz. Solunum ortamının solunum yüzeyi üzerindeki hareketidir. Yani şöyle düşünün. Mesela su içerisinde yaşayan canlı olduğunu düşünün. Zaten solungaçlar suda yaşayan canlılarda bulunur. Su içerisinde yaşayan bu canlının işte su içerisinde yüzerken o solungaçlarının üzerinde yüzen işte üzerinde bulunan e, suyun hareketine biz ne diyoruz? Havalandırma olayı veya ventilasyon olayı diyoruz arkadaşlar. Ventilasyon ne yapıyor? Ventilasyon sayesinde oksijen ve karbondioksitin solungaçlardan geçişi arkadaşlar sağlanmış oluyor. Böylece kısmi basınç farkları da korunmuş oluyor bu havalandırma olayı sayesinde. Evet peki solungaçlı hayvanlar nasıl yapıyorlar bu ventilasyon olayını havalandırma olayı nasıl yapıyorlar arkadaşlar ventilasyonu hızlandırmak için solungaçlarını suyun içerisinde hareket ettiriyorlar ya da suyun solungaçların üzerinden geçmesini sağlıyorlar. Hani mesela akıntı olan bir yerde durdukları zaman su kolaylıkla solungaçlarından geçebilir ama durgun olan sularda solungaçlarını e, hareket ettirerek ne yapacaklar? suyun hareketini sağlayacaklar arkadaşlar böylece havalandırma olayını gerçekleştirecekler. Şimdi balığın solungaçlarına baktığımız zaman arkadaşlar balığın solungaçlarındaki kılcal damarların düzenlenişi ters akımla gaz alışverişine izin verecek şekildedir. Peki ters akım nedir? Arkadaşlar ters akım şu. Birbirine zıt yönde akan iki sıvının ısı ya da madde alışverişi demektir. Yani mesela kan diyelim ki şu yönde akıyorsa solungaçlardan geçen sıvı diğer yönde akarak ters yönde akarak ikisi arasında madde alışverişi ya da ısı alışverişi gerçekleşiyor. Biz buna ters akımla alışveriş diyoruz arkadaşlar. Ters akım sayesinde balıklardaki solungaçta arkadaşlar gaz alışverişi verimliliği maksimuma çıkıyor. Yani gaz alışverişinin verimliliğini artırıyor bu ters akım dediğimiz olay. Nasıl oluyor şimdi? Şimdi kanın akışı arkadaşlar solungaçların üzerinden geçen suyun akışına ters yönde dedik az önce. Bu yüzden de e, gittiği yol boyunca arkadaşlar su, suyla karşılaştığı her noktada suya göre oksijen bakımından daha az uygun. Yani ben şöyle açıklayayım. Yani burayı okuyunca böyle bir şey anlamıyor olabilirsiniz ama şöyle düşünün. Mesela şu solungaçlardan gelen su olduğunu düşünün. Solungaçlardan hareket eden sıvı. Şu mavi renkle yaptığımda arkadaşlar şöyle yapayım mavi renkli olan da bu da balığın solungaçlarından akan kan olduğunu düşün. Şimdi kandaki oksijenin kısmi basıncına baktığımız zaman şimdi bakın ilk nerede karşılaştılar bunlar? Şöyle daha doğru düzgün çizelim bakın ilk geldiler burada karşılaştıran. Burada karşılaştıklarında sudaki oksijenin miktarı kandaki oksijenin miktarından daha fazladır. Bu yüzden sudaki oksijen nereye geçiyor? Kana geçiyor. Daha sonra bu kan hareket ettikçe böyle ters akımla yine burada sudaki oksijenin miktarı kandaki oksijenden daha fazla oluyor. Çünkü buradaki oksijeni henüz kullanmamış oluyor. O yüzden daha fazla oluyor yine oksijen geçiyor. Sonra geliyor geliyor bu tarafa. Bu tarafa geldiği zaman yine buradaki oksijen miktarı fazla. Hop ne yapıyor yine oksijen geçiyor arkadaşlar. Böylece her gittiği yolda oksijenin kısmi basıncı daha fazla olduğu için suda daha fazla olduğu için bu yüzden de ne oluyor? Madde alışverişi gaz alışverişi kolaylıkla sağlanmış oluyor. İşte biz buna ters akım diyoruz arkadaşlar. Ters akım sayesinde de oksijen ve karbondioksit değişimi e, maksimum seviyede gerçekleşiyor. Bunun sayesinde bakın yaklaşık sudaki oksijenden %80 düzeyinde faydalanmış oluyor arkadaşlar. Oldukça da verimli bir harekettir bu. Bakın burada mesela göstermişiz. Hemen burada bakın şeyini de göstermişim. Ters akımlı alışverişi de göstermişim. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman bakın. Bakın 150'ye 140 değil mi? Bakın yine geçiş oldu. 120'ye 110 bakın geçiş oldu. 90'a 80 geçiş oldu. Yani her seferinde sudaki oksijenin kısmi basıncı daha fazla olduğu için her zaman difüzyona ne yapıyor? Kana geçiş sağlanıyor. Evet burada da yine ters akımı göstermişiz arkadaşlar. Şurada bakın büyüterek göstermişiz kan damarları, solungaçların kıvrımı burada da solungaç iplikçikleri var. Bu solungaç iplikçiklerinden ne yapıyor bakın, ee, ters akımla geçiş gerçekleşiyor. Gelelim şimdi böceklerdeki trake sistemine. Arkadaşlar trake sistemine baktığımız zaman genelde karasal hayvanlarda en yaygın olan solunum organıdır. Trake sistemi zaten suda yaşayan canlılarda solungaç solunumu görülüyor. Bir, hani e, istisnaları var tabii ki akciğer solunumu yapanlar da var ama akciğer solunumu yapanlar suyun yüzeyine çıkıyorlar. İlk önce nefes alıyorlar. O atmosferdeki oksijeni belli bir yerde depo ediyorlar. Daha sonra suyun altına giriyorlar. Hani bunu yapanlar var ama arkadaşlar dediğim gibi sudaki canlıların büyük bir çoğunluğu. Solungaç solunumu yapıyorlar. Şimdi böceklerdeki trake sistemine baktığımız zaman böcekler karasal ortamda en yaygın olan canlılardır. Hayvanlar aleminde en yaygın olan canlılardır. Dolayısıyla trake sistemi de en fazla görünen solunum organıdır arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Bu trake dediğimiz yapı dallanmış hava borucuklarından oluşuyor arkadaşlar. Bu borucuklara biz trake diyoruz. Bu trakeler nereye açılıyor? Dışarıya açılıyor. Her hücrenin yüzeyinde de yakla, yüzeyine yaklaşan arkadaşlar ince dallar vardır. Bunlar da nemli epitel aracılığıyla gaz değişimini gerçekleştiriyor. Bakın şurada trake dediğimiz yapı şu yapı trake. Daha sonra bunlar ayrılıyor bakın şu şekilde ayrılmış. Sonra arkadaşlar bu şekilde gidiyor bakın içeriye hava keselerine doğru açılıyor. Şunlar vücut hücrelerimiz. Bunları da biz trakeoller diyoruz. Trakeollerde arkadaşlar e, daha böyle ince dallanarak hücrelere doğru giden yapılardır. İnce dallar olarak düşüneceksiniz bunları. Trakeol dediğimiz yapılardır. Burada ne yapıyor? Gaz alışverişi gerçekleşiyor. Daha sonra e, yine hava dışarıya açıldığı için trake sistemi karbondoksit de buradan tekrardan dışarıya veriliyor arkadaşlar. Yani direkt vücuttan dışarıya açılan bir sistemdir. Trake sistemi. Derinin olduğu yerden dışarıya açılan bir sistemdir arkadaşlar. E, trake sistemi mesela uçmaya ihtiyaç uçmakta olan bir hayvanın duran bir hayvana göre e, daha fazla oksijeni vardır, oksijen ihtiyacı daha fazladır çünkü uçarken daha fazla enerji harcanır. Bu yüzden e, trakeler uçan hayvanlarda daha hızlı çalışır arkadaşlar. Her zaman için uçan hayvanların metabolizma hızı daha yüksektir. Mesela kuşlarda da öyle. Kuşlarda da metabolizma hızı diğer canlılardan daha yüksektir diyoruz. Gelelim akciğerlere. Şimdi akciğerleri zaten hani detaylı olarak göreceğiz. Sadece ben hani böyle bir kısaca bahsetmek istiyorum. Akciğerler arkadaşlar belli bir alanda bulunuyor zaten. Dolaşım sistemi sayesinde de ne yapıyor? Gaz taşınımını gerçekleştiriyor. Bakın burada Bunlar da traköylüler ne yapıyordu? Vücut hücresi, hücresine direkt olarak götürüyor. Hani burada herhangi bir e, dolaşım sıvısı yok. Bunlar zaten açık dolaşıma sahip olan hani kapalı dolaşım olsa da trakelerle direkt olarak götürüyorlar. E, solunum yapan canlılardır. Dolayısıyla bunlar dolaşım sıvısına ihtiyaç yoktur arkadaşlar ama akciğere sahip olan canlılarda dolaşım sistemine ihtiyaç vardır. Solungaçlarda da dolaşım sistemine, dolaşım sıvısına ihtiyaç vardır. Amfibi gibi bazı canlılarda akciğerler daha küçüktür. Çünkü bunlar ne yapıyorlar? Solunum için genellikle deriyi kullanıyorlar arkadaşlar. Çoğu sürüngenlerde yine tüm memelilerde bunlar da neye bağlı? Akciğerlere bağımlıdır tabii ki sürüngen derken sürüngenlerin içerisinde Kuşları da düşünüyorsunuz. İşte kaplumbağalarda ne yapıyorlar? Akciğerlerine ek olarak arkadaşlar, anüsteki nemli epitelden de gaz alışverişi yapabiliyorlar. Yani kaplumbağalar hem akciğerleriyle hem de anüsleriyle ağız ve anüsleriyle ee, gaz alışverişi yapabiliyorlar arkadaşlar. Evet, şimdi akciğerler nasıl evrimleşiyor bundan da bahsedeyim arkadaşlar. Akciğerler ve hava soluma dediğimiz olay e, oksijence fakir sularda yaşayan ya da su dışında belirli bir süre yaşamaya uyum sağlamak için birkaç sucul omurgalı da akciğerli balıklar gibi omurgalı da evrimleşmiştir. Daha sonra da ne yapıyor? Tabii ki daha gelişerek ortaya çıkmıştır diyoruz. Evet gelelim amfibilerde solunum. Arkadaşlar amfibilerde solunuma baktığımız zaman. Bunlar da genellikle dediğimiz gibi deri solunumu yapılır. Çoğunlukla akciğerlerini çok az e, kullanırlar. Akciğerlerini de pozitif basınçla nefes alma dediğimiz olay sayesinde havalandırıyorlar. Bunlar nefes almanın ilk aşamasında ne yapıyorlar? Ağız boşluğunun tabanını alçaltıyorlar ve havayı burun deliklerinden ağız boşluğuna çekiyorlar. Daha sonra arkadaşlar ağız ve burun deliklerini kapatıyorlar ve ağız boşluğunun tabanını yukarıya doğru kaldırarak Havanın nefes borusundan aşağıya doğru gitmesini sağlıyor Yani önce ağzını açıyor Ağzını bu ağzının tabanında ağız boşluğunun tabanında oksijeni depo ediyor Daha sonra ağzını ve burun deliklerini kapattığı zaman da ne yapıyor ee, Havayı nefes borusuna gönderiyor Biz bunu arkadaşlar pozitif basınçla nefes alma olayı diyoruz Nefes verme sırasında ise hava Akciğerlerin büzüşmesi sayesinde ve vücut duvarlarındaki kasların kasılmasıyla ne yapıyor? Dışarıya atılıyor. Amfibilerde solunum bu şekilde gerçekleşiyor. Gelelim kuşlardaki solunuma. Şimdi kuşlarda şöyle bir solunum var arkadaşlar. Kuşlarda hava kesesi dediğimiz keseler vardır. Ön hava keseleri, arka hava keseleri bulunuyor kuşlarda. Şöyle bir durum var. Bakın ben şöyle anlatmak istiyorum hemen. İlk nefes alma dediğimiz bir olay vardır. İlk nefes almada Hava arkadaki hava keselerini dolduruyor. Bakın şurada geliyor ilk nefes almadan bir numara zaten. Buradaki hava kesesi, kesesini dolduruyor. Daha sonra bir kere nefes veriyor arkadaşlar. Bir kere nefes verdiği zaman hava nereye geliyor? Akciğerlere geliyor. Hava kesesi arkadaki hava kesesi kasılıyor ve akciğerlere geliyor. Daha sonra ikinci bir nefes alma dediğimiz olay var. İkinci nefes alma olayında akciğerlerden Akciğerlerde bulunan hava nereye gidiyor? Öndeki hava kesesine gidiyor arkadaşlar. Buradaki hava kesesini dolduruyor. İkinci nefes verme dediğimiz olayda ön hava kesesi kasılıyor ve içerisinde bulunan hava ne yapıyor? Dışarıya çıkıyor. Bunlar da ilk, hani tek seferde iki kere nefes alma olayı vardır gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu da kuşların atmosferde bulunan oksijenin yaklaşık %80'ini, 85'ini kullanmasını sağlıyor arkadaşlar. Oldukça verimli bir nefes alma şeklidir. Hava keseleri kuşlarda oldukça faydalı bir yapıdır, organdır diyebiliriz. Bunlar akciğerlere bağlı olan keselerdir. Bakın şurada da Biraz daha hani kuşun içerisinde görün. Ön hava kesesi şu şekilde, arka hava kesesi de şu şekilde. Ortadada ne bulunuyor? Akciğerleri bulunuyor arkadaşlar. Bunlarda alvol yerine bakın bunlarda alvol yoktur. Parabronş dediğimiz ince kanalcıklar bulunur arkadaşlar. Bu kanalcıklar sayesinde de nefes alışverişlerini yine gerçekleştiriyorlar. Evet gelelim memelilerdeki solunum sistemlerine. Videoyu burada bitireyim. Memelilerdeki solunum sistemi de ikinci bir videoyla anlatayım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.